Meleği asla üzmek istemem ama bu seferlik beni affedin, olur mu? Amcamın bana çok ihtiyacı var. Peki tamam. Çok geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Bir tanem, sen de duydun işte. Gelemiyor ki. Babacığım ne olur bir daha soralım. Prensesim, bak biliyorsun bu aralar Hicen Hanım çok zor günler geçiriyor ailesiyle alakalı. Ona karşı biraz daha anlayışlı olmamız gerekiyor bizim. Tamam mı? İşte bu be. Oy. Birader. Buyur kardeşim. Bu adresi biliyor musun ya? Ben de yabancısıyım. Kusura bakma, çıkartamadım. Eyvallah. Sağ olasın. Eyvallah. Ay, Aliye teyze. Düşünebiliyor musunuz? Ya birkaç saat önce ben bu konaktan kovuluyordum. Şimdi ise Emre ile baş başa tatile çıkıyoruz. Ay ben çok akıllı bir kadınım ya. Nasıl affettirdim ama kendimi Emre. Vallahi başta ben de sevinmiştim. Ama o hicran gelirse işler hiç umduğun gibi olmayacak. Amcası hasta. Hayatta gelemez. Bence buna güvenme. Meleği biliyorsun. Son ana kadar ısrar eder, kolay pes etmez. Melek isterse de Emre için akan sular durur. Hicran daha evine gelmeyecek. Ben buna asla izin vermeyeceğim. Şşşt! Yine kontrolü kaybediyorsun. Bugün olanlardan sonra aklını başına topla. Ne yapmak istiyorsan yap. Ama dikkatli ol, koz verip durma. Emre ile ilişkimiz pamuk ipliğine bağlı. İlaçlarını da içtin, tamamdır. Suyunu da iç. Keriman anne, şu küçük kutudaki haplar bir sabah bir akşam verilecek. Ama bak bunların hepsi tok karnına verilecek. Gece yatmadan da şu mavi haplardan verebilirsin. Çok ağrısı olursa diye bundan vereceksin. Ama doktor günde iki taneden fazla içmesin dedi. Keriman anne, atlamazsın değil mi? İşteyken bir de aklın burada kalmasın. Tamam anladık be. Aptalı anlatır gibi tekrar tekrar anlatıyorsun. Gerizekalı mıyım ben? Düzenli kullanmazsa bir faydasını göremez. Adam ölümden döndü. Gözünü seveyim Keriman anne. Özenle bakmamız lazım Derviş amca. Ben şimdi sana böyle karışık bitkilerden bir de çay yapayım. Hatmi çiçeği var mıydı bizde? Dur ben bir bakayım. Nankör, besle, büyüt, adam et, bir derviş olama. Nedim Hanım, siz çıkabilirsiniz. Bundan sonrasını ben hallederim. Tabii Yeliz Hanım. Bana bak küçük cadı. O dağ evine sadece üçümüz gideceğiz. Beni anlıyor musun? Sen...
baban ve ben. Şimdi hemen babanın yanına gideceğiz ve Hicran'ı istemediğini söyleyeceksin. Anladın mı? Hadi. Hadi zorluk çıkarma Melek. Babası. Biz de tam Melek'le bavulunu hazırlıyorduk. Değil mi Melek'ciğim? Hadi gel tatlım. Benim senin için aldığım siyah kazanı da koyalım. Orası soğuk olur şimdi, üşüme. Meleğim. İyi misin kızım? Yeliz tamam. Bundan sonrasını ben hallederim. Tabii. Tabii Emre. Hem belki sizin konuşacağınız özel şeyler de vardır. Prensesim. Bak ben endişelenmeye başladım. Ne oldu sana? Hadi anlat bana. Hicran ablamı özledim. Eminim ki o da seni çok özlemiştir. Gelsin o zaman. Bir tanem. Bak. Hicran ablan amcasından dolayı çok zor günler geçiriyor. Bu konuda ısrar edemeyiz. Hadi bakalım hadi. Hadi toparlanmaya devam. Bakalım neler varmış burada. İstemiyor musun onları? Hicran ablamın en sevdiği renk. Biliyorum. Sen nereden biliyorsun? Bilmem. Yani genelde bu renk kıyafetler tercih ediyor ya. Ondan herhalde. Şimdi burada olsa hemencecik toparlar da eşyalarını senin. Sevdiğin kitapları da koyardım. Ah yine ne var? Ablacığım hürmetler. Paramızı aldık şükür de. Senin ardından tepe taklak olduk. Motor neredeyse pert. Tamir için para uçlanmak gerekiyor. Ya ben sana paranı verdim. Bana ne senin kazandan? Bir daha beni sakın arama. Deli midir nedir? Bulacağım lan sizi. Yerin dibine girseniz de bulacağım. Hadi sen artık işinin başına dön, tamam mı? Ben hallederim geri kalanı. Bak, sana mis gibi iş buldum kızım. İşi savsaklıyorsun, oturduğun evde kötürüm bakıyorsun. Bak işinden olursan var ya, Metelik'e kurşun atarız. Sen böyle işini savsaklarsan biz ilaç diye duvar yedirir, merhem diye de çamur süreriz artık. İşe gitmeyeceğim Keriman anne. Bu konu kapanmıştır. Ayrıca Derviş amca bize yük değil ki. Başımızın tacı o bizim. Hem Melek de yalnız değil ki konakta. Amcamın bana şu an çok ihtiyacı var, onu bırakamam. Ben bostan korkulu muyum burada? Öz abime bakamayacak mıyım? Ah meleğim, bana ihtiyacın olmasaydı bu kadar ısrar etmezdin. Keşke elimden bir şey gelse. Affet beni. Nedim abla kolay gelsin, ne yapıyorsun? Ay benim canım, iyiyim. Akşam için salata yapıyorum. Hicran ablamı arar mısın? Sen çok mu özledin Hicran ablanı? Tabii ararım kuzum. Aramaz mıyım hiç? Sen yeter ki iste. Çalıyor.
Nedim abla arıyor. Efendim Nedim abla. Hicran abla. Melek, kuzum nasılsın? Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Ama durumu biliyorsun. Derviş amcam çok hasta. Onu bırakamam ki. Gelmeyecek misin? Gelemem bir tane. Melek. Hicran. Çocuk işte. Suratını astı gitti. Asıl amcan nasıl yavrum? Daha iyi olacak inşallah. Aklım hep Melek'te. Ama amcamı da bırakıp gelemiyorum. Arada kaldım. Hiç dert etme. Önceliğin hastan kızım. Tamam, biz burada iyiyiz. Merak etme sen. Tamam hala. Detayları sen geldiğinde konuşuruz. Görüşürüz. Kızım. Kim üzdü benim güzel kızımı? Ha? Meleğim. Anlatma, kim ne oldu? Hadi bir tanem. Gel. Kalk bakalım. Kalk güzel kızım. Kalk. Gözyaşlarını bir silelim. Bir tanem. Bak sen bana anlatmasan ben sana yardımcı olamam. Hicran ablam gelmeyecekmiş. Ama neden gelmediğini biliyorsun bir tanem. Yaşlı amcası hasta. Hem eminim o da seni çok özlemiştir. Ama en yakını bu haldeyken ona karşı anlayışlı olmamız gerekiyor değil mi? Hı? Hadi bakalım sil gözyaşlarını, yapma böyle, kurban oldum. Güzel kız. Bek kafama atsaydın ya. Atmadığıma dua et. Ya senin benimle zorun ne? Öyle anlamadan, dinlemeden, yargılayarak konuşuyorsun. Tahammül bile edemiyorum sana. Midemi bulandırıyorsun. İçin kötü senin ya. Kalbin kötü. Zehra, onu koy. Ondan sonra orada bir tane desenli var ya, onu çıkar. Benim dolabımda böyle kürk bir yeleğim var kalın. Onu koy. Yakışık şeyler koy Zehra. Zehra. Bunu da koy lütfen. Zehra, oyalanma.
Ya biraz sonra çıkacağız, acele et biraz. Yine ne var? Ya ben sana beni bir daha arama demedim mi? Telefonu yüzüme kapatarak kurtulacağını mı sanıyorsun? O parayı ödeyeceksin. Ya sen laftan anlamıyor musun? Bizim hesabımız kapandı. Şimdi sen yürüyüp gideceksin. Ve beni bir daha sakın aramayacaksın, tamam mı? Ben bu hesap kapandı demeden kapanmaz Yeliz Hanım. Ben sana ne yapacağımı iyi bilirim. Telefonu yüzüme kapatmak ha? Aklınca beni sömürecek. Emre. Emre'cim ben de tam senin yanına geliyordum biliyor musun? Ben neredeyse hazırım. Ne zaman çıkarız? Biraz işlerim var, toparlayıp haber veririm. Canım senin moralin mi bozuk? Bir şey mi oldu, anlatmak ister misin? Yok, ben değil de Melek. Hicran ablası gelemeyecek diye bayağı bir üzüldüm. Kafam ona takıldı. Allah Allah. Ay ne yapsak ki? İstersen Hicran'ı bir de ben arayayım, ben sorayım. Yok, olmaz. Yani amcası hasta. O bu durumdayken ondan bunu istemek biraz bencilce olur. Ne diyelim artık? Nasip değilmiş. Başka bir sefere gelir o da. Emre, canım sen hiç merak etme. Ben Hicran'ın yokluğunu hissettirmem kızımıza. Sağ ol. Müjdemi isterim. Hicran eziği kesin olarak gelmiyor. Oh çok şükür. Ağzından bal damlıyor. Bak göreceksin, bu tatil üçünüze de çok iyi gelecek. Bu seyahat senin için büyük bir şans. Emre ile her şeyi düzeltmek elinde. Akıllı ol, bu fırsatı iyi değerlendir kızım. Siz hiç merak etmeyin Aliye teyzeciğim. Biz o seyahatten döner dönmez Emre hemen nişanlanmak isteyecek. Hayatım, ben hazırım. İstediğin zaman çıkabiliriz. Sabah erkenden uyanıp check-in yaparız. Sonra da güzel bir kahvaltı. Her şey mükemmel olacak Emre. Çekirdek aile tatilde. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldiniz Nurten Hanım. Hoş buldum. Yelizciğim, nasıl oldun? Daha iyisin değil mi? İyiyim halacığım. Çok daha iyiyim şükür. Vallahi şükürler olsun iyisin. Yani çok korkuttun bizi ama maşallah çok iyi görünüyorsun. Aslında biraz ağrım var. Ama Emre'nin planladığı tatil bana çok iyi gelecek. Biz küçük bir kaçamak yapacağız da. Ya öyleymiş Emre. Nereden esti aklına böyle ailece tatile çıkmak? Yani nasıl hazırlanacağımı bilemedim. Ha, iki ayağımı babuca soktum. Emre, Nurten Hala da mı bizimle gelecek? Zehra, o bavulları Süleyman abiye ver. Arabaya koysun. Peki Emre Bey. Ay, ay, ay. Gördün mü? Eşeğin büyüğünü ahırda unutmuşuz. Kazaydı, hastanede derken kafamı kaldı bende. Ay, ay, üç aydır su faturası ödememişiz. Ya geçen gelmişlerdi, keseceklermiş suyu. Abime şöyle sıcacık günlü çoraplara bakayım derken çekmeceyi bir açtım.
faturalar. Ben faturalar gelir gelmez sana parasını veriyorum Keriman anne. Neden yatırmadın? O zaman evin başka harcamaları varmış demek ki, onu harcamışım. Tamam, ben yatırırım. Bir de bu haldeyken Derviş amca susuz kalmayalım. Yok yok, ben yatırayım. Hem ayaklarım biraz hareket etsin, ha? Hayır Keriman anne, ben yatırırım. Bundan sonra faturaları ben takip etsem daha iyi olacak. Aman et, et, et. Ama sana söyleyeyim, ben var ya burada türbedar gibi 24 saat burada bekleyemem, ha? İşe git diye ısrar ediyordun ama. O başka. Evimizin ekmek parası için fedakarlık yaparım. Ben faturaları yatırıp geliyorum Derviş amca. Keriman, yine bütün yük senin omuzlarında. Ah abiciğim, şükretmen lazım böyle bir kardeşin olduğu için. Herkes kendi işine baksın. Bu benim işim. İşim bitti. Bırak yardım edeyim sana. Elime mi yapışacak sanki? Yardıma ihtiyacım falan yok. Kara bulut gibisin ya sürekli tepemde. İçim sıkılıyor seni gördükçe. Ayağımın altında dolaşma Berkay. Efendim Keriman teyze. Elif. Hicran fatura yatırmaya gitti. Kaldım burada bir başıma. Yatalak adamın başında. İzin alabilirsen erken gel. Hop diye kaldıramıyorum ben bu adamı. Tamam, erken gelmeye çalışacağım ben. Elif, Derviş ustam nasıl? Onu çok merak ediyorum. Eğer yapabileceğim bir şey olursa canımla başımla yaparım. Ya sen psikopat falan mısın? Kimsin sen Berkay? Ne yapmaya çalışıyorsun? Derviş amcanın adını bir daha ağzına almayacaksın. Hatta benimkini bile. Hicran Hanım gelemediğinden dolayı Melek bayağı bir üzüldü. Yani eğer kalabalık olursak hepimizin ilgisiyle Melek'in keyfi yerine gelir. Teşekkür ederim. Hem uzun zamandır ailecek zaman geçirmiyoruz. Melek'in ailesiyle daha çok anısı olsun istiyorum. O yüzden siz de hazırlanın Aliye Hanım. Yok, ben gelmeyeyim oğlum. Ne zamandır birlikte vakit geçiremediniz. Baş başa kalsanız daha iyi olur. Ben de öyle söyledim ama dinletemedim. Emre, Melek için çok iyi olacak deyince ikna oldum tabii. Tabii, tabii, tabii. Ay, her şey Melek için. Halacığım, Aliye Hanım hazırlanırken sana bu telefonda bahsettiğim sözleşme detaylarına bakalım beraber? Tabii, tabii. Allah'ın cezası bakıcı parçası. Ya bu kadın burada yokken bile her şeyi mahvetmeyi nasıl başarıyor ya? Küçük prensesimiz üzülmesin diye biz tatile sülalecek gidiyoruz, farkında mısın? Şşt, duyacaklar şimdi. Hem bizim gelmemiz belki daha iyi bile olur. Pardon Aliye teyze, nasıl olacak o? Biz Melek'le ilgilenirken siz de Emre ile baş başa kalırsınız, fena mı? Bu durum İlişkinizi tazelemek için biçilmiş kaftan. Vallahi umarım baş başa kalabiliriz Aliye teyzeciğim. Yoksa ben çıldıracağım artık. Ya bu kadın kendisi yokken bile benim bütün planlarımı alt üst ediyor ya. Delireceğim ya. Ya Yeliz'ciğim, böyle öfkelenerek hiçbir şey çözemezsin. Hicran'a karşı tutumunu değiştirmelisin. Onu kendinden uzak tutarak hata yapıyorsun. Ne demişler? Dostlarını yakın tut, düşmanlarını daha da yakın. Hicran'ı yakından tanırsan, açıklarını da daha iyi görürsün. O zaman ondan kurtulmamız kolaylaşır. Allah'ım, ne telefonu susuyor ne kapısı. Tekke gibi sanki. Aa, hoş geldin paşa oğlum, gel. Gir içeri gir. Bak şu terlikleri de ayağına gidi, üşümesin. Hadi gir. Ben telefona bakayım kapanmadan, ha? Ne var Hicran? Derviş amcam nasıl?
yok bir yaramazlık değil mi? Nasıl bıraktıysan öyle. Aman yalnız bırakma. Evdesin sen bugün değil mi? Ne o çocuk kontrol eder gibi kontrol ediyorsun? Sen işine bak. Ananas mı aldın? Niye zahmet ettin? Ne zahmeti canım? Aklım hep derviş ustada. Yapabileceğim bir şey varsa lütfen söyleyin. Vallahi Hızır gibi yetiştin oğlum. Benim dışarıda bir iki saatlik işim var. Tek başına da bırakamıyorum ustanı. Sen başında duruversen ben bir koşu gidip gelsem. Tabii. Siz gidin, ben seve seve beklerim ustamın yanında. Sağ olasın, sağ olasın. Sen istesen de istemesen de ben hep senin, hep derviş ustanın yanında olacağım. Birinizin ayağına taş değmeyecek bundan sonra. Ustama bunu kim yaptıysa suçluyu bulacağım. Bu saatten sonra ben varım karşısında. Zehra! Ay Zehra! Buyurun Yeliz Hanım. Hemen valizimi aşağı indir. Melek oyuncaklarını götürecekmiş de şunları bir indireyim hemen geliyorum. Zehra! İlk önce benim dediğim olacak. Sen niye anlamıyorsun bunu ya? Bırak! Bırak şuraya oyuncakları ben götürürüm. Benim dediğimi yap ve valizi aşağı indir. Ay hadi kızım ya, oyalanma. Hadi. Değil o kadar ağır. Hadi Zehra, hadi. Bir uyuşuksun, bir uyuşuksun. Ay bir de Melek Hanım'ın oyuncaklarını taşıyacağız. İşin ne Eliz? Taşı. Neyse. Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. O kadar üzgünüm, o kadar öfkeliyim ki. Ben sana Elif'e nasıl zarar veririm? Elif nasıl böyle bir şeye inanır? Yemin ediyorum sana suçsuz olduğumu ispatlayacağım. Çocuğa ait her şey bana sıkıntı çıkarmak için yaratılmış. Hiç uğraşamayacağım. Ben de hazırım. Ay ben çok heyecanlıyım. Ay Emre'cim ne güzel yaptın ya. Halacığım bu sizinle çıkacağımız ilk tatil. Çok heyecanlıyım. Çok güzel olacak. Ailecek bir sürü yeni anı biriktireceğiz. Melek kadar sevinçliyim ben de.
Emreciğim, çok şanslısın bak. Senin planlarını hemen ayak uydurabilen bir kadın var hayatında. Öyledir Yeliz'im. Hadi çıkalım. Hı. Yeliz, Melek nerede? Beklemedi. Süleyman'ın yanında. Canı sıkılınca ben de biraz hava alsın diye bahçeye çıkardım Melek'i. Nedim Hanım, Melek'in karnını doyurdunuz değil mi? Biliyorsunuz eşi çok küçük. Bu kadar uzun yolu aç karnına çekemez, o dayanamaz. İstemedi Yeliz Hanım. Ben zaten bir şeyler hazırladım. Yolda da mola verince size çok güzel bir piknik sofrası kuracağım. Kuracak mısın? Hı hı. Allah razı olsun. Emre Bey bizi de götürüyor. Sen bizim her şeyimizsin. Geleceksin tabii. Sağ ol. Allah razı olsun Emre. Eşyaları yerleştirdim Emre Bey. Teşekkürler Zehra. Sen karar verdin mi? Gelecek misiniz mi? Şey, Emre Bey. Uygun görürseniz eğer ben bugün izin kullanabilir miyim? Tabii, nasıl istersen. Çok teşekkürler. İyi tatiller size. Teşekkürler. Sağ ol canım, sağ ol. Ver bakalım Melis onlara. Teşekkür ederim Emre. Süleyman abi. Buyursunlar Emre Bey. Sen beni takip edersin. Başüstüne efendim. Nurten Hanımcığım, biz Süleyman'ın arabasıyla gidelim. Onlar da ailece gelsinler. Efendim Ferit. Ali Bey birazdan gelir. Neredesin? Ali Bey mi? Toplantı bugün müydü? Adam İzmir'den sırf bizimle görüşmek için geliyor. Unuttum deme sakın. Tamam Ferit, ben hemen geleceğim. Aa, nasıl unuttum ben ya? Hala, çok önemli bir lojistik firması bizimle çalışmak istiyordu. Şartları da bayağı iyi. Toplantı bugünmüş. Ay, işin başında olmak lazım tabii. Böyle işleri evden yürütmeye çalışınca karışıklık olması çok doğal. Meleğe yakın olmak için evden çalıştığını biliyorsun. Neyse, tamam. Şöyle yapalım, siz gidin. Ben de işlerimi bitirince hemen geleceğim, tamam mı? Babam gitmezse ben de gitmem. Ne sesin? Bak, işimi bitirince hemen geleceğim, tamam mı? Hem sen önden git, istediğin daha iyini seç, olur mu? Ben hemen oyalanmadan geleceğim, anlaştık mı? Emreciğim, hayatım ben de seni bekleyeyim, birlikte gidelim sonra. Yok Gili, siz önden gidin. Şimdi arabaları boşaltmaktan uğraşmayalım. Sen benim arabamı al, ben de seninkiyle giderim şirkete. Dur, anahtarı vereyim. Ver. Bir tanem, hadi bakalım. Hadi, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Melek'ciğim, sen arabaya geç. Hadi. Ya sen laftan anlamıyor musun? Daha bugün bizden uzak dur demedim mi sana? Ya gelmişsin evimize, mahallemize. Defol git artık ya. Berkay, polis çağıracağım artık gerçekten. Ya ustayı merak ediyorum. Tek kelime söylemiyorsun. Gelip kendim görmek istedim. Elif, ben ustaya zarar verecek bir şey yapmadım. Kes Berkay. Tek kelime daha duymak istemiyorum. Geldin, gördün. Şimdi defol git. Bir daha da gelme. Elif, ne olur beni dinle. Ben niye sana, niye Derviş Usta'ya zarar vermek isteyeyim? Niye öldürmek isteyeyim adamı? Berkay, dinlemek istemiyorum. Hemen git buradan. Hemen. Ay, Yeliz'i de burada tek başına bırakmak hiç içime sinmiyor aslında. İlahi Nurten Hanımcığım, hiç mi genç olmadınız? Yeliz, sevdiği adama sürpriz yapıp beklemek istiyor. Sonra da baş başa romantik bir yolculuk yapacaklar. Evet Nurten Halacığım. Emre çok yoğun çalıştığı için hiç baş başa kalamıyoruz. Böylesi daha iyi olur. Haklısın, ben hiç böyle düşünemedim. Hadi o zaman. Geçin hadi.
Poğaçaları unuttum. Ay Nedime Hanım. Boş verin, onlarda kalsın. Zaten çok oyalandınız, daha fazla oyalanmayayım. Hem Melek'cim ne kadar sıkıldı. Ya çocuğu eğlendirmek için yaptık biz bu işi. Ama daha çok sıktık. Siz bir an önce gidin artık bence. Hadi gidelim Süleyman Efendi. Hadi gidin artık. Melek'cim iyi yolculuklar tatlım. Geleceğim. Ben de geleceğim bir tane arkanızdan. Geleceğim hemen geleceğim. Alo. Bulamadın mı hala? Bana maval okuma. Fare deliğine de girse bulacaksın. Heh, Keriman teyze. Yani var ya sana gerçekten ne desem bilmiyorum ya. İki dakika izin aldım, eve geldim. Evde yoksun. Ya derviş amcayı el alemin adamına teslim etmişsin ya. Ya insan kardeşi nasıl bırakır anlamıyorum gerçekten. Sana hesap mı vereceğim be? Sayıla kendine gel. Ben işimi ayarlamış çıkmışım. Madem programımı bozdun, ben gelene kadar otur Erviş amcanın yanında. Yani kurda kuzu teslim etmiş ya. Hale bak ya. Alo. Ya patron, ben şimdi eve geldim de bizim analık basmış gitmiş. Derviş amca da yalnız burada. Ya onu da yalnız bırakmayı hiç istemiyorum. Ya bugün beni idare etsen olur mu? Elif, dükkanda iğne atsan yere düşmez. Tüm masalar dolu. Yetişemiyorum. O Berkay uyudu da. Neyse tamam, ben bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Kardeşine parasını ödedim. Aramızdaki hesap kapandı. Bundan sonra sen de, kardeşin de benim karşıma çıkmayacaksınız. Neler yapabileceğini tahmin bile edemezsin. Kaybol. Alo, Emre'cim. Bitti mi işin? Yok, çalışıyorum hala. Toplantı uzadı. Şimdi biz de ara verdik. Benim biraz daha işim sürecek. Ben Melek'le konuşmak için aradım. Melek şu an uyuyor. İyi, tamam. Uyandığın zaman haber verir misin ona? Benim işim biter bitmez hemen çıkıp geleceğim. Hicran Hanım hesabına para yattı mı? Hicran mı? Ne Hicran'ı ya? Hicran şu an yanında mı senin? Yok, burada değil. Ya şimdi hastası var ya. Ben de avans yatırayım dedim. Yani kendisi biraz utangaç, isteyemez falan. Ben hallettim şimdi. Emre, sen Hicran'ı ne çabuk tanımışsın böyle. Yeliz, toplantıya geçeceğiz. Önden bir çalışmam gerekiyor, tamam mı? Hadi konuşuruz. Allah'ım, çıldıracağım.
Yemin ederim çıldırtacak kadın beni ya. Emre de var ya dilinden düşürmüyor. Ben ne yapacağım ya? Ben nasıl kurtulacağım bu kenar mahalle artığından? Ne demişler? Dostlarını yakın tut, düşmanlarını daha da yakın. Hicranı yakından tanırsan açıklarını da daha iyi görürsün. Evet. O zaman gidelim. Hicranı yerinde tanıyalım. Emre'nin işi bir iki saate bitmez herhalde. Hicran Hanım'ın mahallesine gidelim de öğrenelim ne olduğunu. Sonra seni o çöp ürününde boğacağım Hicran. Ya Hayriye ablacığım, işten bekliyorlar. Çok geç kaldım da. Kusura bakma. Sen Keriman teyze gelene kadar halledebilir misin? Kusuru mu olur yavrum? Sen git, ben beklerim Derviş amcanı. Tamam, çok sağ ol. Benim acelem var, hadi gidiyorum. Görüşürüz. Yine mi bulamadım? Lan ne beceriksiz adamsın. Altı üstü bir adres. Bak, sana yarım saat süre. Eğer bulamazsan ölümün benim elimden olacak. Buyur kızım, kime bakmıştın? Ben Keriman Hanım'a bakmıştım ama... O evde yok. Bir işi mi neyi varmış, ne zaman döner bilmiyorum. Anladım, teşekkür ederim. Bunu saymıyorum. Yine gel Keriman. Ya abim iyileşinceye kadar zor. Gördün, kulaklarına duydun işte. Bir saat bakamadılar adama. Her iş bana bakıyor. Vallahi haklısın kardeş. Yeni nesilde hiç iş yok. Hiç. Ay öyle doğru söyledin ki. İki lafın belini kırdık. Kötü mü oldu? Ben de insanım değil mi? Benim de hakkım var yani. Allah'a emanet ol. Sen de Allah'a emanetsin. Hadi hoşça kal. Çıktı bu karabatak gibi. Allah'ın belası. Senin tüm hayatını ortaya çıkaracağım kenar mahalle güzeli. İpliğini pazara çıkaracağım seni. Allah. Kadının böyle atırsızlık, kılıklı tiplerle ne işi var ya? Öt bakalım kaynana. Öt de kulağımız bülbül duysun. Nerede lan Hicran? Niye laftan anlamıyorsun? Bilmiyorum diyorum. Yer yarıldı da içine mi girdi bu kadın? Elbet bulacağım lan. Söyle. Buldunuz mu? Nereye? Tamam, geliyorum. Yakacağım lan hepinizi. Hepinizi yakacağım. Eyvah, buldu kızı. Thank you.
Alo. Alo, duyuyor musun beni? Ya ben şarj aletimi almak için eve geldim. Ya sesin kes. Alo. Bu niye aktif oldu şimdi ya? Eyvah! Ya konağın alarmı niye çaldı şimdi? Nedim ablaya bir sorayım. Hayır, sakın. Sakın kapanma, hayır. Hazırlık yaparken kazayla açık mı bıraktılar acaba? Telefonum açık olsaydı sorar öğrenirdim. Yok, bu böyle olmayacak. İçim rahat etmeyecek. Ben bir gidip bakayım. Afiyet olsun. Yanımda durma. Bana yaklaşma ve benimle konuşma Berkay. Defol diyorum ya sana. Sen bu inadından vazgeçene kadar defolmuyorum. Senin bu yaptığını yargısız infaz derler. Seninle aynı havayı solumak bile midemi bulandırıyor biliyor musun? Bundan sonra derviş amcamın veya benim yanıma eğer sokulursan yemin ederim ellerimle boğarım seni. Ben suçsuzum diyorum sana. Ama eğer aksini düşünüyorsan hadi ara polisi. Tutuklattır beni. Sen de biliyorsun benim suçsuz olduğumu. Patron telefonumu verir misin? Ara. Durma ara. Burada. Kimse var mı? Nedim abla, Emre Bey. Emre Bey, Nedim abla. Emre Bey, Emre Bey, Emre Bey. Emre Bey, iyi misiniz? Emre Bey, ne oldu? Yaşıyor. Yaşıyor, şükürler olsun, yaşıyor. Ambulans. Ambulans. Ambulans arama. Ev telefonu. Buradayım. Buradayım Emre Bey. İyi misiniz? Ne oldu size? Ayağım kaydı. Düştüm galiba. Tamam, tamam. Acele etmeyin. Acele etmeyin. İyiyim. İyiyim ben. Başınızı vurmuşsunuz. Bu tehlikeli olabilir. Yok yok, iyiyim. Bir ayağa kalkayım. Kıpırdamayın, ben ambulansı arayayım. Hemen. Hayır hayır hayır, lütfen. Ambulansa hiç gerek yok. Bakın, kalkacağım sadece. İyiyim, tamam mı? Yardım edeyim o zaman. Tamam, yavaş. Bir saniye, bir saniye. Dikkat edin. Dikkat edin, dikkat edin. Yavaş. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Tamam şey. Benim bir oturmam gerekiyor. Oturayım bir yere. Tamam. Ben telefonunuzu alırım. Buyurun. Çantamı da alayım bir saniye. Buyurun gelin böyle. Dikkat edin yavaş. Dikkat edin. Buradan gelin. Hadi sen Elif. Ne duruyorsun? Arasana polisi. Bu burada kalacaksa ben gidiyorum. Sen dur. Ben giderim. Kimse bir yere gitmiyor. Berkay, sen doğru mutfağa. Yürü. Seninle de konuşacağız.
neden engel oldun gitmesine? Elif, patron var. Sözleşmemiz var, unutma. O zaman ben gidiyorum. Elif, aklını başına al. İş bulmak kolay mı? İçerideki öfkelendin diye işini bırakamazsın. Derviş ustayı düşün. Asıl şimdi işine dört elle sarılman lazım. Ama ben onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Merak etme. Birkaç güne gider zaten. Bütün pis işleri kilitledim ona. Bu serseri yüzünden huzurumuzu bozmayalım. Bu adamın Hicran'la ne işi var öğrenmem lazım. Kodeks'teki sahibine söyle. 5 kuruş alamaz benden. Onun devri geçti. Nur! Hadi ya. Tüh. O zaman biz de senin defterini bilmek zorundayız. Mecburen. Abi seni çıktırabilmiyordum. Abi yapma abi, kurban olayım abi. Seni çıktırabilmiyordum. Şimdi öğrendin. Abi. Sana 24 saat mühlet. Yarına kadar o parayı getirdin. Getirdin. Eğer getirmezsen. Abi tamam abi, getireceğim, ödeyeceğim abi, söz veriyorum. Yemin ederim ödeyeceğim abi, yapma. Yapma abi. Abi ödeyeceğim abi. Yemin ederim ödeyeceğim. Abi. Yoksa bir sonrakine bir bakmışsın ki kurşun adres sormamış. Tamam abi, ödeyeceğim. Söz veriyorum, ödeyeceğim. Haydi sağdan sağdan güzel kardeşim. Buyurun bayan. Kime bakmıştınız? Yardımcı olalım. Ben az önce buraya giren beyefendiye bakmıştım. Ne yapacaksın? Onunla konuşmam gereken şeyler var. Yol geçen hanım mı burası hanımefendi? Hem sen söyle bakayım bana, ne konuşacağız? Aradığını nerede bulacağını biliyorum. Bekle burada. Nerede kaldı bu kız? Faturayı yatırdım acaba? Haber de vermiyor ki şaşkın. Ulaşamıyor. Hicran. Ne diye telefonu kapatıyorum bilmiyorum ki. Durun lütfen, acele etmeyin. Geçin şöyle. Tamam, tamam. Of. Oturun şöyle. Ya bu böyle olmaz ama bir ambulans çağırmama bari izin verin. Bakın ben gayet iyiyim yani. Telaş etmenize gerek yok. Ya çok riskli olabilir, siz de biliyorsunuz. Hastaneleri sevmem. Ama sağlığınız... Yok, benim içim rahat etmeyecek. Kusura bakmayın, sizi dinlemeyeceğim. Hay Allah, şarjım bitmiş. Ya... Bakın, şöyle yapalım o zaman. Ben aile doktorumu arayayım. O gelsin beni muayene etsin. Hem o zaman yani sizin de içiniz rahat etmiş olur. Olur mu?
Peki. Ben size bir buz getireyim hemen. Tamam, ben de arayayım. Alo, doktor bey merhaba. Hadi, işinin başına dön. Derviş ustayı unutma. Zaten elimi kolumu bir o bağlıyor ya. Hı? Afiyet olsun. Tamam Erdem Bey. Bekliyorum. Tamam. Ne ya? Niye kalktınız? Oturun şöyle lütfen. Oturun. Bir anda kalkınca başım döndü galiba. İyiyim. Tamam. Sıkıntı yok. İyiyim. Şu buzu da şöyle koyayım. Doktor geliyor değil mi? Geliyor, geliyor ama yani bence hiç gerek yoktu. Yani ya ben aynı durumda olsam? Yani ben ya da başkası aynı durumda olsaydı doktora gitmemesine müsaade eder miydiniz? Haklısınız. Geliyor doktor. Şarj olmuş. Biraz şarj olmuş. Evet, bir de başınızı geriye doğru. Hı hı. Ama böyle olmaz Emre Bey. Bir hastaneye gitmeniz lazım. Kafanızı kötü vurmuşsunuz. Gerek yok, iyiyim ben. O zaman şöyle yapalım, ev halkının gözetimi altında kalın. Yarına kadar dinlenin. Ani hareketler yapmak yok. Eğer baş dönmesi, göz kararması gibi şeyler yaşarsanız ambulansı arayın. 24 saat uyumayacaksınız. 24 saat mi? Evet, kesinlikle. Eğer evde tedavi görmek istiyorsanız bunlar şart. Kafa travmasına bağlı komplikasyonlar yaşanabilir. Bu yüzden sıkı gözetim altında kalmalısınız. Emre Bey'i size emanet ediyorum. Yalnız kalmasın, uyumasın, gözlerini kapatmasın, mani olun lütfen. Tamam, bir terslik olursa zaten beni arayabilirsiniz, numaram var. Tabii. Hı-hı. O zaman ben müsaadenizi isteyeceğim. Tamam. Tekrar çok geçmiş olsun size. İrtibatta kalalım. Tamam, görüşmek üzere. İyi. Ben sizi yolcu edeyim. Melek çok üzülecek. Ne yapıyorsun be? Amma hazırladım be. Kimsin sen? Ve benim ne aradığımı nereden biliyorsun? Hicran'ı arıyorsun. Değil mi? Emre'cim? Alo. Halacığım nasılsınız? Gittiniz mi? Henüz değil ama varmak üzereyiz. Melek nasıl? İyi. Baba çabuk gel. Gelirken lokumanımı da getir. Melek sabırsızlanıyor. Siz ne zaman çıkıyorsunuz yola?
Halacığım, ben de o yüzden aradım sizi. Benim bir anda erteleyemeyeceğim bir toplantım çıktı. Ben gelemeyeceğim. Öyle mi? Yeliz'le konuştun mu? Halacığım, ben aradım onu ama ulaşamadım. Mesaj attım. O gelir yanınıza. Meleği yalnız bırakmak istemez. Tam anlayamadım Emre'cim. Sesim kesiliyor. Neyse, yarın görüşürüz. Görüşürüz oğlum. Nurten Hanım'a haber vermediniz mi? Herkes bu tatil için çok hevesliydi. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Zaten bir gece kalacaklar. Şimdi ben bu durumu anlatsam gereksiz yere telaşlanacaklar. Gerek yok. Ama yalnız kalmamalısınız. Bütün gece uyumamanız gerekiyor. Biri size göz kulak olmalı. Gerek yok. Ben başımın çaresine bakarım. Zaten büyütecek bir şey yok. Ben bir su alayım. Emre Bey, ne yapıyorsunuz? Doktoru duymadınız mı? Oturun lütfen. Ya travma geçiriyor olabilirsiniz. Bu işin şakası yok. Bir anda ayağa kalktım, yandan başım döndü. Bu böyle olmayacak. Yani bu gece yalnız kalamazsınız. Nasıl yapsak? Ben yanınızda kalayım. Olmaz öyle şey. Yani sizin de evinizde hastanız var. Lütfen. Yani evet, hastamız var ama yalnız değil ki. Keriman anne var, Elif var. Sizi bu haldeyken bırakamam. Ya ben size zahmet vermek istemem. Ne zahmeti? Yalnız sizden bir ricam olacak. Beni dinlemiyorsunuz, bari doktoru dinleyin. Lütfen kımıldamayın, dinlenin. Peki. Öyle olsun. Ama ben yine bir su almaya gideyim. Ya lütfen oturun. Asıl bana böyle zahmet vermiş oluyorsunuz. Ben sizin suyunuzu getiririm. Peki, teşekkür ederim. Bu arada başka bir şey isterseniz lütfen çekinmeden söyleyin bana, olur mu? Kendiniz yapmaya çalışmayın. Tamam. Kim söyledi sana bunu benim yaptığım ya? Ya kimse kim? Yaptığın canini değiştiriyor mu? Ya ben yapmadım diyorum sana. Kim bu yalanı söylüyorsa başka hesabı var. Yoksa niye şikayet etmiyor beni ha? Çünkü masumum ben. İnanmıyorum sana. İnanmıyorsan git tamirhanenin kamera kayıtlarına bak o zaman. Yürü. Yürü gidiyoruz. Yürü gidiyoruz ya. Kendi gözlerinle göreceksin benim masum olduğumu. Hop hop. Nereye? Burası iş yeri. Unuttunuz galiba. Derdiniz neyse iş çıkışı çözün. Doğru mutfağa. Yürü. Patron, senden bir iyilik isteyeceğim. Bak, polise ihbar edeceğim. Bu çocuğu bana yardım edeceksin. Gözünü seveyim, beni karıştırma. Bak, dediğim gibi dükkan sahibi Berkay'ın tanıdığı, bir sürü şartı şurtu var. Sayfa sayfa imza attırdılar. Adamın kulağına giderse ekmeğimden olur mu? İyi, peki tamam. Hallederim ben, sağ ol. Bir dakika ya. Odada yalnız kalırsa uyuyabilir. İkide bir odasına da giremem. Yok, ben en iyisi bunları aşağıya götüreyim. Orada uzansın. Raporu okudum. Notlarımı da aldım. Düzenleyip bana tekrar mail atar mısın? İyi çalışmalar. İnanın Melek'le ilgilenmek çok daha kolay. Hiç size çekmemiş anlaşılan. Nasıl? Yani doktor ne dedi az önce? Dinlenmeniz lazım. Bırakın lütfen telefonunuzu.
Haklısınız. Ya alışkanlık işte. Boş durmaya alışık değilim. O zaman şunu bari üstünüze örtelim. Ya bakın gerçekten o kadarını... Peki. Teşekkür ederim. Şu yastığı da koyalım arkanıza. Şöyle. Peki o zaman. Ben de söz dinliyorum. Melek gibi. O zaman bir şey isterseniz mutfaktayım, seslenirsiniz. Çorba mı yapsam acaba? Ne sever ki? Ben bir Nedim ablaya sorayım. Aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra... Ulaşılamıyor. Bir de Süleyman abi arayayım. Aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar... Bu da ulaşılamıyor. Acaba babamın hasta çorbasından mı yapsam ki? İçer mi? İçer herhalde. Beğenmezse başka çorba yaparım. Sana Hicran'ı verebilirim. Nereden tanıyorsun sen Hicran'ı? Konağımda bakıcılık yapıyor. Çantasına bak şuna. Söyle adamına beni bıraksın. Ya! Dur! Car car be sus! Bırak sana be! Dinle seni beni! Ya! Bırak sana! Ne yapıyoruz abi? İmdat! Çıkarın beni buradan! Açın bu kapıyı artık yeter!
pişman olacaksınız. Sen çok pişman olacaksın. Ya sen kimsin? Git bağla şunu. Çalışmıyordum. Sadece haberlere bakıyorum. Size çorba yaptım. Acıkmışsınızdır. Nedim abla tatile gideceğiz diye yemek yapmamıştı. Çorbayı siz mi yaptınız? Yani ne seversiniz, ne sevmezsiniz bilmiyorum. Nedim ablayı aradım ama ulaşamadım. Babam da hep hasta olduğumda bana bu çorbayı yapardı. Beğenmezseniz ben hemen... Yok, yok, yok. Yani elinize sağlık. Umarım çok güzeldir. Yalnız bir şey daha var. Ekmek kalmamıştı. Ben köy ekmeği yaptım. Ekmeği siz mi yaptınız? Tek başınıza. Evet. Umarım güzel olmuştur. Afiyet olsun size. Nereye gidiyorsunuz? Ben size rahatsızlık vermeyeyim. Mutfakta yerim ben. Yok canım, olur mu öyle şey? Benim için onca şey yapmışsınız. Lütfen bana eşlik edin. Peki. Ben mutfaktan çorbamı alıp geleyim. Beğenmediniz mi? Yok, mis gibi kokuyor. Başlamak için sizi bekledim. Buyurun. İyi misiniz? Ben alırım. Şey, temiz kaşık getireyim ben. Buyurun. İsterseniz ben içireyim. Yok, ben hallederim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Size de. Buyurun, siz alın. Ekmek de sıcacık. Buyurun. Sanırım ben hemen yazayım. Yok. Yok. Yani çok güzel, çok beğendim. Elinize sağlık. Lütfen buyurun. Babanızın çorbasıydı değil mi? Evet, çok severdi. Annem hasta olduğunda babama yaparmış hep. Tabii annemi kaybettiğimizde çok küçüktüm. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Melek gibi. Affedersiniz. Yok, önemli değil. Hatıralarını yaşatıyoruz işte.
Neyse. Ne diyordum ben? Ha, ben biraz daha büyüyünce babamın yükünü hafifletmek istedim. Sürekli kendi işi, ev, temizlik koşturuyordu. Daha sonrasında yemek yapmaya çalıştım. Tabii ilk zamanlarda başarılı olamadım. Canım babam ya. Bir sürü önüne koyduğum tatsız tuzsuz yemekleri hiç sesini çıkarmadan yemek zorunda kaldım. Kız babalarının makus talihi. Benim meleğim de bana bir gün tadına doyulmaz incirli ve zeytinli bir kurabiye yapmıştı. E tabii ben afiyetle yedim. Siz yine şanslısınız. Yani Nedim abladan çok şey öğrenebilir Melek. Ama benim için işler biraz farklıydı. Başımda kimse olmayınca... Bir de tabii hicran bunu böyle yaptı yani olmayınca çok zorlanıyordum. Ama azimle yapmaya devam ediyordum biliyor musunuz? Yani babam baktı bu böyle olmayacak. Yani ben yemek yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Annemin yemek tarifi defterini çıkarıp verdi bana. Annem sana yol göstersin kızım dedi. Canım annem. Erkenden gideceğini anlamış gibi tek tek her şeyi not almış bir de. Bu ekmek de annemin tarifi. Yediğim en kıymetli yemekti. Benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Ben tabakları kaldırdım. Yediğim en kıymetli yemekti. Benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Kahve. En iyisi kahve yapayım. Uyumaması lazım. Kahve. Yola çıktılar mı acaba? Aşk olsun Yeliz. Bak açıyor mu telefonu? Nasıl çıkacağım ben buradan ya? Allah kahretsin. Kim bu Aliye teyze? Hicran'ın baktığı çocuğun anneannesi. Onun haberi var mı buraya geldiğinden? O da mı işin içinde? Ne saçmalıyorsun sen be? Çete miyim ben? Manyak mısın? Bak, seni Hicran'a götüreceğim diyorum. Sen niye hala beni burada tutuyorsun ya? Senden güzel çete lideri olur ha. Demedi deme. Neyse. Sen ver şu konağın adresini bize. Bir gidip bakalım. Söylediklerin doğruysa Hicran'ı alırız. Seni bırakırız. Hicran konakta değil. Bir yakınımı ne hastaymış. 2-3 gün izin aldı. Sen dalga mı geçiyorsun lan benimle? Ne demek izinli? Ne ayaksınız lan siz? Hicran'ı sana vereceğim diye beni kafesleyeceğiniz mi sanıyorsunuz? Hem bu Emre kim lan? Sana mesaj atmış. Beni bekleme daha evine gidersin diye. Yoksa sen bu Emre'nin hesabına mı çalışıyorsun? Söyle lan! Emre benim nişanlım. Hicran da benim cici kızım. Yani nişanlımın kızına bakıcılık yapıyor. Salak mı sandınız lan beni? He? Yok,
Hicran bizim evde bakıcı. Yok, Hicran bizim cici kızımıza bakıyor. Sana Hicran'ı vereceğim diye beni ketenpereye mi getireceksiniz? Şimdi doğruyu söyle. Oyun mu oynuyorsunuz bana? Oyun falan yok. Sana doğruyu söylüyorum ya. Bak, bu işin içinde bir ketenpere varsa... Lan! Yoksa sen Hicran'dan bu Emre ile yakınlaştı diye falan mı kurtulmaya çalışıyorsun? Aralarında bir şey mi var? Ne saçmalıyorsun sen be? Hicran evimizde bakıcı. Emre'nin bir bakıcı parçasıyla ne işi olur? Emre benim nişanlım diyorsun yani. Yamuk bir durum yok yani ortada. Yok. Asla da olamaz. Emre çok saygın, bilinen bir iş adamı. Ailemizi de herkes tanır. Kime sorarsan sor. Anlayacağız bakalım. Anlayacağız. Senin ipini kim tutuyormuş göreceğiz. Allah belanı versin Hicran. Allah belanı versin Hicran. Meyve de hazırlayayım. Evdekilere haber vermeyi unuttum. Neredesin sen? Arıyorum arıyorum kapalı telefonun. Şarjım bitmişti Keriman anneye. Haber veremedim. Şimdi ancak açabildim. Bu gece eve gelemeyeceğim. Acilen konağa gelmem gerekti çünkü. Söylersin sen de evdekilere. O niye? Acil dedim ya. Anlatırım sonra. Hadi evdekilere selam söyle. Yarın akşam görüşürüz. Otantik İstanbul mahalleleri turumuzda son durak. Bu küçük ama samimi pastanemizde Cenk. Hadi geçelim. Bu zengin züppeler de buraya dadandı. Müşteri işte ne yapacağız ki? Adamda paranın hesabı yok. Oğlum var ya, sırf macera olsun diye aynı bura gibi kenar mahallede işe başlamış. Yok artık. Tabii oğlum. İşe var ya son model arabayla gidiyormuş. Hem mahalledekiler de çakozlamasın diye arabayı bir iki sokak arkaya park ediyor. Malı kıymetli. Erdem kasıyor. Ama var ya kalıbımı basarım. Arabasını kaybetmemek için 40 dakika atar. Aynen öyle. Hoş geldiniz. Buyurun. Ne isterdiniz? Neyse. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Yani ne istiyorsunuz? Ha, ben bir tane tiramisu alırım, bir tane kahve. Ben de Türk kahvesi alayım. Hastaneye gitmemekle hata mı ettim acaba ben? Başınız falan mı döndü? Ben hemen birilerini arayayım. Yok, yok, yok. Durun, iyiyim. Şaka yapmak istedim de çok... Başarılı olmadı sanırım. Böyle elinizdekileri görünce... Yani bütün gece uyumayacaksınız. Kahve içmeye şimdiden başlamak iyi olur diye düşündüm. Haklısınız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ev böyle sessiz olunca Meleğin konuşmadığı günler geldi aklıma. Melek'le beraber hepimiz susmuştuk sanki. Yani Yeliz konuşmasa kimsenin sesinin çıkacağı yoktu.
öyle büyük bir çaresizlikti ki içimdeki. Neyse ki siz geldiniz de. daha iyi misiniz? Merak etmeyin, gayet iyiyim. Dilerseniz siz eve gidebilirsiniz. Yok, Kerem'in anneye haber verdim ben. Anladım. Kahveyi anladım da. Meyve neden? Yani sürekli kahve içerseniz mideniz kötü olur. Elma kahveden daha iyi bir uyku açıcı. Bilmiyordum. Tabii. Yani kahvenin içindeki kafein uyku açan. Elma ise doğal meyve şekeri. Yani mide dostu. Hep böyle misiniz? Nasıl? Yani bu kadar dikkatli, detaycı. Mecburum. Eğer dikkatli olmazsam sonradan çok pişman olabiliyorum. Haberim var. Bir kayıp yaşamışsınız. Evet. Kızımı kaybettim. Hayatımın en büyük acısıydı. Yapmayın böyle yani. Siz ne yapabilirdiniz ki? Az önce dediniz ya, çok büyük bir çaresizlikti diye. Ben o duyguyu 7 yıldır yaşıyorum. Ne yapıp onu kurtarabilirdim bilmiyorum. Ama hala yapamadığım şeyler için pişmanlık duyuyorum. Kimmiş, neyin nesiymiş öğren bakalım. Dediklerinde inanamadım. O kadar kolay söylediler ki. Bebeğin öldü dediler. Aslında inanamadım değil. İnanmadım. Çünkü ben tam onu şu anda hissediyorum. Nasıl inanabilirim ki? Melih'in annesi öldükten sonra susu demiştiniz ya. Onu çok iyi anlıyorum. Çünkü aslında susmadı. Annesiyle yüreğinden konuşuyor. Çünkü yüreğinden konuşursa eğer annesinin duyacağını düşünüyor. Benim kızımla konuştuğum gibi. Bakın, ya ben özür dilerim. Niyetim sizi üzmek değildi.
sizin bir suçunuz yok. Affedersiniz. Sizi anlıyorum. Ben de elimiz değil. Oğlum adam mağlubiyetsiz Süper Lig takımı gibi. Bugüne kadar hiç iddia kaybetmemiş. Arabasını koymuş ortaya. Ben alırım o anahtarı. Berkay'a bakar mısın? Benim ufak bir işim var, çıkmam lazım. Elif tek başına yetişemez. Sen ona usulca ilişmeden yardımcı ol. Yenilgiyi kabul etmek lazım bir yerde. Yani gereksiz inat elinden beter, elindekinden. Aynen öyle. Siz Berkay Bey'i tanıyor musunuz? Berkay mı? O kim ya? Yok, tanımıyoruz. Pardon, ben yanlış anlamışım. Hesap lütfen. Birader, hesap dedik, duymuyor musun? Geliyor hesabına. Nereden tanıyorsun sen o çocukları? Tanımıyorum. Berkay, hiç vazgeçmeyeceksin değil mi yalan söylemekten? Ya senin amacın ne ben anlamıyorum ama düş artık yakamızdan. Farkındaysan sürekli peşimde dolanan sensin. Bir karar ver. Benden uzak mı duracaksın yoksa sürekli konuşmak için bir bahane mi arayacaksın? Bu nasıl bir yüzsüzlük ya? Nereden buluyorsun sen bu yüzü? Benim seninle ne işim olur ki? Sen benim babam dediğim adamı canına kastettin be. Ben suçsuzum. Ve bunu sen de çok iyi biliyorsun. Ama o kadar kibirlisin ki sırf tükürdüğünü yalanmak için gidip tamirhanenin kayıtlarını bile izleyemiyorsun. Elif? Nereye? Gerçeği öğrenmeye. Topla kendini İncir'e. Şimdi hiç sırası değil. Hmm.
anlamadım. Kusura bakmayın lütfen. Ya asıl siz kusura bakmayın. Ben çok özür dilerim. Özür dilenecek bir şey yok. Yani bebeğim hakkında konuşmak onun yaşadığına dair inancımı arttırıyor. Bakın gerçekten benim niyetim sizi üzmek değildi. Hele siz benim için bu kadar fedakarlık yapmışken. Öyle düşünmeyin. Hem ben bir şey yapmıyorum ki zaten. Sadece yanınızda duruyorum, o kadar. Bakın dilerseniz böyle üzücü şeylerden bahsedip can sıkmayalım. Biraz kafa dağıtmak ister misiniz? Nasıl? Şey, benim bir fikrim var. Buyurun gelin. Elif. Birazdan Temel'le gideceksin bu mahalleden. Bak, senden başka tamirhaneye giren çıkar ya. Film arşiviniz mi var? Bunları pek kimse bilmez. Eski filmler. Çok severim. Özellikle de... Rüzgarın Kalbi. Çok etkilendim. Yani çok etkilenmiştim izlediğimde. En sevdiğim filmdir. Benim de. O zaman ne izleyeceğimiz belli oldu. Ben şu projeksiyonu alayım da salonu kurup izleriz. Hayır, hayır, siz hiç zahmet etmeyin. Ben hemen onu alacağım şimdi. Ya... Başınız falan döner. Yok, ben alırım gerçekten. Olur mu öyle ben şey? Ben alırım. Ben çok özür dilerim.